hikaye videolarının çoğunda teorilerden uzak durmaya çalıştım. Çünkü birkaç teori sonrasında bu hikayeler aslında çok kopuyor ve fan hikayelerine dönüşüyor. Ama bu videonun bir kısmı teori, Melina videosu gibi. Çünkü hikayenin çoğunluğunu açıklamam gerekiyor ve oyunda her şeyin tam açıklaması yok. Mecburen teori üretmeliyim. Teorilerin de oyundan kopmaması için çok basit olmaları gerekiyor. Occam'ın usturası tarzı. Örnek olarak Melina. Empyrean, mor gözlü ve yazılı ölüm ile alakalı olduğu için mor gözlü kraliçe ile aynı kişi olduğu teorisi. En basit çıkarımı yapıyor, yeni bir karakter tanıtmıyor ve yeni teoriler doğurmuyor. Marika'nın hikayesi de aynı böyle ortaya çıkacak. Önce gerçekliğin başından başlayalım. Her şeyin en başında tek yüce vardı. Tüm varlıkları kapsayan tek bir varlık. Üstün irade ise bu varlığı parçaladı ve içinden diğer varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Uzay, yıldızlar, toprak, yaşam ve ruhlar. İlk yaşam Crucible'dan ortaya çıktı. Tüm yaşamın tek noktada birleştiği varlık. Crucible'dan çıkan ilk yaşamda antik ejderhalardı. Yaşamın her özelliğini kapsıyorlardı. Boynuzlar, kanatlar, kuyruk gibi çeşitli organları vardı. Diğer varlıklar oluşmaya başladı ve antik ejderhalar bu dönemde hepsine hükmetti. Varlıklar evrimleşmeye devam etti ve bir gün bir türe beş parmaklar ve bilinç bahşedildi. Başka bir kuvvet olmadığı için muhtemelen bu üstün iradenin işiydi. Artık bilinçli olan yaratıklar evrimleşmeye devam etti ve bir kısmı şu anki insanların formunu aldı. Bu yeni tür antik ejderlerin yanında medeniyet kurmaya başladı. Ve bu sırada üstün irade bir yıldız ile birlikte önce parmakların annesi Metiri, sonra da Elden Ring'i yani Elden Beast'i yolladı. Parmakların elçiliğiyle medeniyetin içerisinden bir Empyrean seçildi. Ve Placidus X'in de lordluğuyla Elden Ring'in yeni tanrısı oldu. Seçilen tanrının Forum Azula medeniyetinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu düzen çok eski, ancak formu insanımsı ve Hornsent'in içinden de olamaz. Çünkü onlar kendi tanrılarını oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer bu tanrı Hornsent olsaydı, yeni bir tanrıya ihtiyaçları olmazdı. Hornsent de bu düzenin altında ortaya çıktı. Formları insandı, ancak Crucible'a yakınlıkları yüzünden diğer yaşamın özelliklerini de alabiliyorlardı. En önemlisi de boynuzları. Hornsent boynuzlarını kutsal olarak gördü ve onları daha üstün yaptığını düşündü. Crucible'a ve bu kutsallığa daha çok yakınlaşmak için Enir ilmi inşa ettiler. Lens Between'deki inançların çoğu gökyüzü ve uzay ile alakalı. Çünkü Glintstone ya da Elden Beast gibi öğeler göklerden geliyor. İlk kutsal varlıklar uçuyor ve ilahi güçler de genelde fırtınalar ve şimşekler ile alakalı. Yani her ilahi güç gibi Crucible'da gökyüzünde. Hatta Hornsent yakınlarında olan ve göklere uzanan başka bir varlığı da inançlarına ekliyorlar. Tabletlerinde gördüğümüz spiral ağaç. Spiral şekli Crucible'ın akışını temsil ediyor. Ve Hornsent'in taptığı spiral şeklinde bir ağaç var. Spiral büyülerine ve Hornsent eşyalarına baktığımızda içinde dikenlerin de bolca bulunduğunu görüyoruz. Yani ağaç spiral şeklinde ve dikenleri var. Hornsent'in yakınındaki bir ağaç da buna çok benziyor. Shadow Tree Hornsent'in taptığı bir ağaç ama bence sadece bu da değil. Bu ağaç spiral olarak Crucible'dan izler taşısa da Crucible'ın kendisi değil. Çünkü Crucible Earth Tree'nin ilkel formuydu. Ama bildiğimiz bir ağaç daha var. Bu ağaç hakkında bildiklerimiz bir zamanlar köklerinin Earth Tree ile bağlı olduğu ve Earth Tree'den önce bir din öğesi olduğu. Ulu ağacın özellikleri gölge ağacınkiler ile birebir uyuyor. Gölge diyarın örtülmesiyle kökleri birbirinden ayrılıyor ve Hornsent tarafından din öğesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ulu ağacın nasıl bu hale geldiğini de videonun ilerisinde konuşacağız. Hornsent inançlarında haklı çıkıyor ve inşa ettikleri spiral kule ile gökyüzüne yaklaşıyorlar. İçlerinden tanrıya dönüşenler de oluyor, ancak ilahilikleri ve Crucible'a yakınlıkları asla ejderhalara yetişemiyor. Hornsent medeniyeti devam ederken bölgeye bir halk daha giriyor. Numa'nın dışarıdan geldiği söyleniyor. Bunu gölge diyarından gelmişler gibi düşünebilirsiniz ama yanlış. Çünkü orası da aslında Lens Between'in bir parçası. Sonradan örtüleniyor. Yani Numan gerçekten dışarıdan geliyor. Hatta karakter seçme ekranında da bunu görebiliyoruz. Başka bir dünyadan geldikleri yazıyor. Bölgede sonsuz şehirleri kurarak yerleşiyorlar ve kendi dinlerine devam ediyorlar. İki halkın dini arasında garip bir ilişki var. Crucible, ejderhalar ve Hornsent dini gökyüzüne bağlı. Fırtınalar, şimşekler ve buz gibi. Numan dini de aynı şekilde gökyüzüne bağlı, ancak onlarınki daha derin ve sadece geceye odaklı. Yıldızlar, sonsuz karanlık ve gecenin kendisi. Birinin şehrinde sürekli geceyken, diğerlerinin kulesinde sürekli gündüz. Arada benzerlikler olsa da Numan ilahilikle ilgilenmiyor gibi. Ya da kültürleri inanç yerine zeka üzerine. Kendi inanç büyüleri bile yok. Hornsent ve Numan ilişkileri belki de bu zıtlık yüzünden iyi ilerlemiyor. Hornsent'in garip ceza sistemleri var.
mahkumlar parçalanıyor ve kavanozların içlerine koyuluyor. Beklentileri, içlerindeki etlerin birleşip yeni, daha iyi insanlara, azizlere dönüşmeleri. Fakat hapishanelerine baktığımızda bunun başarılı olmadığını görüyoruz. Suçlular azizlere dönüşmek yerine kavanozlara ayaklanıyor ve yeni bir yaşam formu oluşuyor. Tabii hapishanelerdeki tek yaşam formları kavanozlar değil. Daha insanımsı ama yine korkunç sonuçlar da var. Suçluların cesetleri yanında daha nadir ve güçlü bir malzeme daha içeriyorlar. Şamanların yapışkan etleri. Köyün isminde de kullanılan şaman kelimesi aslında neredeyse direkt yanlış. Evet, bahsedilen ilahi bir güçle iletişimi olan birey ama aynı Japonca isim oyunda farklı bir yerde farklı bir şekilde çevrilmiş. Miko kelimesi aslında Shrine Maiden demek. Türkçe'de tapınak kızı diyebiliriz. Oyun içerisinde bu ismi taşıyan iki farklı grup var. Birincisi, lekelenmişe yardım etmekle görevli Finger Maiden'lar. Ama bunlar lekelenmişten sonra ortaya çıkıyor. Yani bu tarihte var olamazlar. Diğerleri ise Nox Night Maiden'lar. Burada Numenlara bağlantıyı kanıtlayan tek sebep ismi değil. Bahsedilen şamanlar aslında tamamen kadınlar. Ve Numen ırkı tamamen anaerkil bir toplum. Suikastçileri, liderleri hepsi kadın. Hem de Marika'nın bu köyden geldiğini biliyoruz. Ve kendisi Numen'dı. Yani köyün isminde bahsedilen ve yapışkan etleri olanlar Numen kadınlarıydı. En büyük teorimiz iki soruyla başlıyor. Neden Numen kadınlarının etleri yapışkandı ve Hornsand neden insanları kavanozlara doldurmanın daha iyi bireyler yaratacağını düşünüyordu? Kavanozların cevabı aslında basit. Kültürleri tamamen Crucible üzerine kurulu. Tüm yaşamın bir arada olduğu tek bir varlık. Kavanozlar da küçük Crucible'lar gibi. Bunu denedikleri tek yerde Bonny köyü değil. Spiral kulelerinde de aynı uygulamayı görüyoruz. Hem ağaçlarda hem binalarında. Ama bunlar da yeni varlıklar yaratabilmiş değiller. İnsanlar sadece yapı taşı olarak kullanılmış. Kuleye tırmandığımızda ise kurbanların asıl amacının ne olduğunu görüyoruz. Burada bulunan cesetlerin çoğu Hornsand olsa da ellerinde bulunan diğer nadir malzemeyi de kullandıkları kesin. Marika'nın yükselişinde bu malzemelerin ne işe yaradığını görüyoruz. Marika cesetlerin birinden altın iplikleri alıyor ve geçide yaklaşıyor. Altın iplikler muhtemelen lütuf diye bahsettiğimiz ve rün olarak topladığımız madde. Lütuf gözlerde toplanıyor, rün arklarıyla aynı işe yarıyor ve güçlü rünler direkt gözlere benziyor. Tüm yaşayanların vücudunda da rünler bulunuyor. Bence bu maddeye ruh demek yanlış olmaz. Yaşayanların ruhları yani rünleri de onlar güçlendikçe büyüyor. Kullandığımız rünlerde bunu görebiliyoruz. Ve en güçlü olanlardan biri Numan'ın rünleri. Geçide yaklaşan Marika tüm kurbanların rünleriyle güçleniyor ve tanrılığa yükseliyor. Hornsand aslında burada tekrardan Crucible örnek oluyor. Tüm yaşamın toplandığı tek bir insan. Ama neden Marika? Neden bir Hornsand değil de avladıkları Numan? Numan'ın etlerinin yapışkanlığı da biraz uzun bir teori üzerine kurulu. Gölge diyarının en güneyinde bir kıyı ve bu kıyıya vurmuş dev taştan tabutlar görüyoruz. Bu tabutların içerisinden putrescence denilen madde akıyor. Türkçesi çürüyen ya da çürük madde. Yani bu çürük madde tabutların içindekilerden kalanlar ve hala yaşamaya devam ediyorlar. Bulduğumuz pıhtılaşmış çürümeden ise peak bone oklarını yapabiliyoruz. Bu oklar vurduğu yere savaşta olmayan insan tipi düşmanları ve savaş sırasındaki yarı insanları bile çekiyor. Aynı etkiyi veren başka bir eşyayı yapabiliyorduk. Albino rök çömlekleri tamamen aynı etkiye sahipler, hatta tanımları bile aynı. Yani albino röklerin kanı ve putrescence benzer maddeler. Albino röklerin de sonsuz şehirler tarafından yapıldığını biliyoruz. Ve bence bu benzerlik gecenin şehirlerindeki gümüşün nereden geldiğini ve Numan'ın yapışkanlığını açıklıyor. Marika'nın lakabının ve şehirlerin sonsuz diye adlandırılmasının bir sebebi var. Numan sonsuz bir ırk. Vücutları ölmüyor. Ruhları ölse de vücutları yaşamaya devam ediyor ve putrescence gibi yarı sıvı halde toplanıyorlar. Bu Marika'nın nasıl bu kadar yaşadığını da açıklıyor. Numan Lens Between'in dışından geliyor ve Marika'nın kendisi de dışarıdan geliyor. Gölge diyarının toprakları Marika'nın ilk kez ayağını bastığı yer olarak adlandırılıyor. Hatta Marika'nın çekici bile Lens Between'in dışından geliyor. Vücutlarının ölümsüzlüğü de diğer öğeler ile birleşmelerine yardım ediyor. Yaşamaya devam eden et diğer parçalarla birleşebiliyor ve gelişebiliyor. Sonsuz şehirler bu özelliklerini kullanarak kendi lordlarını yaratmaya çalışacaklar. Farklı deneyleriyle başkalarıyla birleştirecekler ya da kendilerine benzer yeni türler yaratacaklar. Nox'un gümüş için öldürdüğü insanları da nehirlerin sonunda görüyoruz. Hornsand ise bu özelliği kullanarak insanları birleştiriyor. Marika'nın çocuklarında da aynı özellikleri görüyoruz. Rykard yılan ile birleşebiliyor. Malenia çürüme ile birleşik doğuyor. Mesmer
dipsiz yılan ile bileşik doğuyor. Mog Veralan ölümden sonra bileşebiliyor. Godric kendini başka insanlara ekleyebiliyor. Yani Hornsent kavanoz içinde bileşemezken bir Numan kadını sonsuzluğu ve ilahiliği sayesinde tüm yaşamları kendine kabul edebiliyor. Numan kadınlar arasından da Hornsent Marika'yı seçti. Bunun sebebini zaten biliyorduk. Marika parmaklar tarafından seçilmiş bir Empyrean'dı. Blight gibi kendi gölgesi olan Maliket ona verilmişti. Köyün yakınında da parmakların doğum yerini görebiliyoruz. Hornsent Marika'yı seçti. Ancak neden parmaklar köydeki kadınların arasından Marika'yı seçti? Bunun cevabı da açık. Marika diğerleri gibi tek bir Numan değil. Marika ve Radagon'un aslında tek bir kişi olduğunu biliyoruz. İkili arasında orijinalin Marika olduğunu varsaymak çok zor değil. Empyrean olan Marika. Tanrılığa yükselen Marika. Hornsent tarafından lanetlenen Marika. Radagon'un ise Lyonya savaşlarına kadar ismi bile duyulmuyor. Yani Radagon, Marika'dan doğmuş. Fakat Marika'nın kontrolü altında değil. Ve ayrıldıklarında Radagon kendi iradesinde hareket edebiliyor. Hem de ikilinin bir süre ayrı kaldığını, sonradan birleştiğini de biliyoruz. Radagon, Renala ile birlikteyken Marika, Godfrey'i sürgün ediyor. Radagon'un en önemli özelliği ise kızıl saçları. Ve bu saçların nereden geldiğini de devin kızıl örgüsü açıklıyor. Her dev kızıl saçlıdır. Ve Radagon'un kendi saçlarından nefret ettiği söylenirdi. Belki de bu onların bir lanetiydi. Radagon'un devlerle bağlantılı olduğu bence kesin. Tanımın sadece kafa karıştırmak için koyulduğunu sanmıyorum. Yani Marika'nın içinde dev özellikleri var. Ve çürüme, yılan, boynuzlar. Çünkü Marika tanrılardan yapılmış bir crucible. Kavanozlarda Numenları kullanarak insanların birleştirildiğini söylemiştik. Ve Hornsent'in tanrılığa ulaşmaya çalıştığını. Peki birkaç tanrıyı Numenları kullanarak kavanozlarda birleştirseler daha güçlü bir tanrı ortaya çıkmaz mıydı? Bu küçük bir ihtimal olsa da deneylerinin miktarının ne kadar fazla olduğunu ve böyle bir varlığa ne kadar yaklaştıklarını da görebiliyoruz. Marika'nın Hornsent'in deneyinin bir sonucu olması da çoğu şeyi açıklıyor. Marika Empyrean seçildi çünkü diğerlerinden çok daha güçlü ve ilahiydi. Hornsent geçidi kullanmasına izin verdi çünkü Marika zaten onların ürünüydü. Yani onların ilahıydı. Şu an hikayemiz şöyle ilerliyor. Marika bir Numan kadınıydı ve kavanozda ilahi varlıklar ile birleştirilerek gerçek bir tanrı olmaya layık hale geldi. Ancak Empyrean seçilmesi için Elden Ring'in önceki tanrısının üstün irade tarafından reddedilmesi gerekiyor. Ya da bu tanrının direkt var olmaması. Biz bu tanrıya ne olduğunu da biliyoruz. Oyunun sonunda Radagon'u yendiğimizde Elden Beast vücudunu dönüştürüyor ve kılıç olarak kullanıyor. Kılıcın kabzasında Radagon var ve keskin kısmı spiral şeklinde. Buna çok benzeyen bir diğer kılıç ise parmak katili bıçak. Kabzasında bir vücut var ve keskin kısmı spiral şeklinde. Şimdi iki eşyanın tanımlarına bakalım. Sonsuz şehir Nokron'un gizli hazinesi. Bir cesetten doğduğu söylenen bıçak. Sonsuz bir hayat sürmesi gereken bir tanrının kalıntılarından yapılmış kılıç. Bu kanlı fetiş, sonsuz şehirlerin ihanetinin kanıtıdır ve çöküşlerini temsil eder. Kaderi olmayanlar tarafından kullanılamaz. Ancak üstün irade ve elçilerini yaralayabildiği söylenir. Bazıları kılıcı büyük bir günah ya da mahvoluşun alameti olarak görür. Bazıları bir çağın sonu, diğerleri ise başlangıcı olarak. İkisi de aynı şekilde üretilmiş, aynı tipte eşyalar. İki kılıç da bir tanrının vücudundan yapılmış. Ve bu bilgi sayesinde hikayenin devamını da anlayabiliyoruz. Sonsuz şehirler, Numan Marika'ya yardım etmek için Elden Ring'in tanrısını, yani Placidus X'in tanrısını öldürüyor. Ve vücuduyla parmak katili bıçağını üretiyor. Bıçak şu anda kanlı. Yani üstün irade ya da onun elçileri üzerinde kullanılmış. Elçiler olarak Elden Beast, parmaklar ve onların annesi Mether'i biliyoruz. Ve üçü arasından hangisinin yaralandığı da açık. Bu komplo üzerine üstün irade sonsuz şehirleri lanetliyor ve yerin altına sürgün ediyor. Böylece parmaklar yeni bir Empyrean seçmek zorunda kalıyor. Empyrean Marika, Hornsent'in tanrısı olarak geçide tırmanıyor ve tanrılığa yükseliyor. Ancak bir lorda ihtiyacı var. Ve yakınında güvenebileceği sadece tek bir kişi var. Kendisi. Radagon, Marika'nın içerisinden ortaya çıkıyor ve birlikte ilk çocukları Mesmer ve Melina'yı dünyaya getiriyorlar. Marika, Elden Ring'i alıyor ve kendi düzenini oluşturmaya başlıyor. Fakat yeni bir düzen ve medeniyet için elle tutulur bir lorda ihtiyacı var. Eğer gücünü gösterecek bir lordu yoksa iktidarı elinde tutamaz. Böylece bölgedeki en güçlü kişi kendini lord ilan ediyor. Ve Horalu, vahşiliğini engellemek için daha medeni olan Serosh'u sırtına alarak ilk Elden Lord Godfrey'e dönüşüyor.
Marika'nın yaptığı ilk iş düzenin merkezini belirlemek. Yüce ve kudretli olması gerekiyor. Marika da tanıdığı bir inancı kopyalıyor ve kendi ağacını oluşturuyor. Gölge diyarında gezerken birkaç fidan örtüyü görüyoruz. Fidanlar örtüden eskiler çünkü örtünün tohumları olduğu gerçeği parçalanmadan sonra ortaya çıkıyor. Gölge diyarı ise örtülmüştü. Altın tohumlar buraya ulaşmadı. Yani bunlar Marika tarafından ekilmiş ancak büyümemiş fidanlar. Eğer örtünün ilkel hali kuru sıvılsa başarılı olmasının nedeni de büyük ihtimalle enerjisini kuru sıvıdan almış olması. Ulu ağacın gölge ağaca değişimi de Örtri'nin yaratılışıyla gerçekleşiyor. Marika, Godfrey ile birlikte seferine başlıyor ve başta Örtri'ye tehlike olanları yok ediyor. Dağların tepesindeki devleri katlediyor ve son kalanı ateşi koruması için lanetliyor. Çünkü ateşi söndürmenin bir yolu yok. Savaşta yardım eden diken büyücüleri ve rahipler ise ateşin gardiyanları seçiliyor. Marika'nın ilk düşmanı yeniliyor ve Örtri'nin çağı başlıyor. Marika'nın altın düzeni önceki düzenden biraz farklı. Yeni düzen içerisinde ölüm yok. Vücutlarında yaşam kalmayanlar Örtri'nin köklerine gömülüyor ve ağaçtan tekrar doğuyorlar. Marika, Elden Ring'den çıkardığı ölüm rününü Maliket'e veriyor ve siyah kılıç Maliket yazılı ölümün taşıyıcısı oluyor. Gölge ağaç büyük ihtimalle burada parçalanmaya başlıyor. Örtri kendisinden ölenleri yeniden doğursa da Marika bu lütfu herkese sunmuyor. Devler, Omanlar ya da Albinurekler bu süreçten dışlanıyor. Dışlanan ölümler ise Örtri'nin gölgesine yani tersinde toplanıyor. Bölgede yanan Horn Center'e ne olduğunu görüyoruz. Marika ölümü eleyerek insanları kendi yaşadığı kederlerden kurtardığını ve herkesi kendisi gibi ölümsüz yaptığını düşünüyor olabilir. Fakat üstün iradenin isteğinin bu olduğunu sanmıyorum. Çünkü ilk doğan kadın yarı tanrı Empyrean olarak doğuyor. Fakat ilk yarı tanrılar Godfrey ve onun soyu. Godwin, Morgoth ve Mog. Garip bir şekilde Örtri'nin boynuzlara karşı tepkisi çok erken başlıyor. Garip çünkü Crucible şövalyeleri Elden Lord'un kendi askerleri. Buna rağmen kötü alamet olarak görülen Morgoth ve Mog lağımlara kapatılıyor. Altın Godwin ise Leyndale'in korumasını üstleniyor. Muhtemelen ejderlerin saldırısı da bu noktada yaşanıyor. Dev Gransax ve antik ejderhalar yeni düzene bir saldırı düzenliyorlar. Ancak Altın Godwin başarılı bir şekilde şehri koruyor ve Fortisex ile arkadaş olarak antik ejder kültünü kuruyor. Son saldırısında da başarısız olan eski düzenin ve Lord Placidusex'in sonunun geldiği açık hale geliyor. Hain Bale de zayıf gördüğü Placidusex'e saldırısını başlatıyor. Placidusex'in antik ejderhalarına karşı Bale'in çocuğu olan ejderler ve ihanet eden antik ejderhalar savaşıyor. Bale ve Placidusex birbirine ağır hasar veriyor. Ancak Bale kaçıyor ve Placidusex Farum Azula'yı bir fırtına ile kopararak gökyüzüne taşıyor. Bale'in arenasında da izlerini görebiliyoruz. Antik ejderhalar hainlerden intikam almak için ejder cemaatini kuruyor. Katılan bireyler öldürdükleri ejderlerin kalplerini feda ederek güçlenebiliyorlar. Böylece ejderhaların savaşı çıkmaza düşüyor. Godfrey seferine devam ederken Şampiyon Radagon ordusuyla Lyurnia'ya ilerliyor. Fakat Renala ve şövalyelerini yenmeyi başaramıyor. Bunun üzerine Radagon Sözler Kilisesi'nde tövbe ediyor ve Renala'ya aşkı üzerine yemin ediyor. Böylece Karya ailesiyle Raya Lucaria Akademisi Altın Düzen'e katılıyor. Radagon ve Renala'nın 3 çocuğu oluyor. Rykard, Radan ve Tanrı adayı Empyrean Rani. Marika ise kendi inançlarını sorgulamaya başlıyor. I declare my intent to search the depths of the Golden Order. Through understanding of the proper way, our faith, our grace is increased. Those blissful early days of blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? Marika kendi türüne yapılan eziyetlerin diğerlerinin başına gelmesini engellemek istese ve ölümü yok etse de yeni bir düzenin ancak benzer bir şiddetle ortaya çıktığını farkına varıyor. Yeni Empyreanlar ortaya çıkınca da bunun sadece bir zulüm döngüsü olduğu açık hale geliyor. Yeni bir düzen sadece önceki düzen tamamen yok edilirse ortaya çıkabilir. Planı da burada başlıyor. Godfrey son düşmanını da yendiğinde tüm ordusundan ve lordundan lütfu geri alıyor. My lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Lütufları alınmış askerler lekelenmiş olarak adlandırılıyor ve sürülüyor.
Ancak Marika onlardan nefret ettiği için değil. Onlar planın son parçası. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death, warriors of my lord, Lord Godfrey. En başından beri plan, lekelenmişlerin geri dönüp Elden Ring'i sahiplenmesiydi. Yeni bir düzenin oluşmaması için de yeni bir tanrının ortaya çıkmaması gerekiyor. Böylece Mesmer'ın seferi başlıyor ve Mor Gözlü Kraliçe doğuyor. Mesmer, Hornsent'i, Melina ise tanrılarını katlediyor. Marika'yı tanrılığa ulaştıran Enir İlim mühürleniyor ve yükselecek hiçbir ilah bırakılmıyor. Mesmer seferine devam ederken Marika üzerlerine örtü kapatıyor ve bölge mühürleniyor. Katliam Mesmer tarafından üstleniyor ve Marika hem dipsiz yılandan hem de yeni ilahlardan kurtulmuş oluyor. Melina ise kardeşine yapılan ihaneti kabul etmiyor ve Mor Gözlü Kraliçe olarak Örtri'ye savaş açıyor. Ve devlerin ateşiyle Örtri yakılıyor. Külleri Leynel'de görülse de ağacın dimdik durduğunu görüyoruz. Yani Melina başarısız oluyor. Çünkü Malekith'i yenip ölüm rününü serbest bırakamıyor. Mor Gözlü Kraliçe siyah kılıç tarafından yeniliyor ve ölüm rünü mühürleniyor. Marika'nın yeni bir düzen istemediğini biliyoruz. Bu yüzden Melina'nın ruhunun ölmesine izin vermiyor ve ağacın içerisinde ona bir görev veriyor. Geri dönecek lekelenmişe rehberlik edip Örtri'yi yakmasına yardım etmek. Mesmer'ın seferi ve Godfrey'nin sürülmesi birbirlerine yakın zamanda yaşanıyor ve Lord ünvanı boşta kalıyor. Marika'nın diğer yarısı Leyndell'e geri dönüyor ve ikinci Elden Lord oluyor. Renala ise ihanetin ardından aklını kaybediyor ve Raya Lucaria Akademisi Karya ailesine darbe yapıyor. Dolunay'ın kraliçesi akademiye hapsediliyor ve iki grup arasında çatışmalar devam ediyor. Radagon, yaratılışının tek sebebi olan altın düzeni sahipleniyor ve savaşların karıştırdığı medeniyeti düzeltmek için altın düzen kökten dinciliğini kuruyor. Bu grubun Radagon'dan geldiği açık. Radagon, Marika'nın eşi olarak inancı, Renala'nın eşi olarak büyüleri araştırıyor. Kökten dincilik büyülerinin çoğu da hem inanç hem de zeka gerektiriyor. Din iki ana kuvvetle açıklanıyor. Gerileme ve nedensellik kanunları. Gerileme kanunu, anlamın çekimi. Her şeyin birleşmek istediğini anlatıyor. Nedensellik kanunu, anlamlar arasında çekim. Her şeyi birbirine bağlayan zincir. Bu iki kanun, altın düzeni Marika'ya bağlıyor. Her şey Örtri'de tekrar birleşiyor ve Örtri ile birbirine bağlanıyor. Radagon, Marika ile birlikte lanetli ikizleri dünyaya getiriyor. Mikaela ve Malenia, Empyrean olarak doğuyorlar. Mikaela kökten dinciliğe katılsa da, Malenia'nın lanetine çözüm olmayacağını anlıyor ve altın düzeni reddederek Helix Tree oluşturuyor. Örtri'nin sonu artık o kadar belli ki Empyreanlar hareket etmeye başlıyor. Rani de burada komplosunu başlatıyor. Bekledikleri gece lorduyla kendi düzenlerini kurmak isteyen sonsuz şehirler ile anlaşıyor. Celia'da ürettikleri gece büyüleri ve Rani'nin çaldığı ölüm rünüyle ürettiği siyah hançerleri kullanan Numenlar altın düzene saldırıyor. Başta Godwin olmak üzere birçok yarı tanrı öldürülüyor. Rani, Godwin'in ölümünü kullanarak Empyrean vücudundan kurtuluyor ve kendi kaderini eline alıyor. Siyah Hançerler gecesinin ardından Marika planının son aşamasına geçiyor. Demirci Hugh'i hapsediyor ve Tanrı öldürecek bir kılıç yapması için lanetliyor. Radagon ile tekrar birleşiyor ve Elden Ring'i parçalıyor. O Radagon, leal hound of the Golden Order, thou art yet to become me. Thou art yet to become a god. Let us be shattered, both, mine other self. Radagon, Elden Ring'i tamir etmeye çalışsa da parçalanma gerçekleşiyor ve tüm bölgede yıkım ve savaşlar ortaya çıkıyor. Radagon, Marika'yı ağacın içine hapsediyor ve büyük rünleri sahiplenen yarı tanrılar savaşmaya başlıyor. Fakat savaşın sonu gelmeyince parmaklar yeni bir lord için lekelenmişi geri çağırmak zorunda kalıyor ve böylece oyunun hikayesine ulaşıyoruz. Oyunun hikayesinde hareketlerimiz de Marika'nın planına göre ilerliyor. Lütuf'u takip ediyor ve yarı tanrıları yeniyoruz. Enir ilimi kullanarak tanrı olmaya çalışan Mikaela'yı alt ediyoruz ve yeni bir düzeni engelliyoruz. Sonlarda ise Marika tanrımız ve biz onun lordu olarak farklı düzenler ve çağlar oluşuyor. Bunlar farklı görünse de çoğunluğu aynı düzenin devamı ve döngünün tekrarlanışı. Yeni bir tanrı, yeni bir lord, yeni bir düzen. Tüm fikirler de aslında başlangıçtan geliyor. Crucible'ı kutsal gören Hornsent olsa da neredeyse tüm ilerlemeler sonunda tekrar Crucible'a birleşmeye bağlanıyor. İlahi geçit bir sürü insanla oluşturuluyor. Sonsuz şehirler
kendi ölülerini birleştirerek Lord üretmeye çalışıyorlar. Çürük, sonsuz cesetlerin birleşmesinden oluşuyor. Godric kendine başka yaratıkları aşılıyor. Kavanozlar cesetler ile canlanıyor. Ölüler ulu ağaç kökleriyle birleşiyor. Rykard yılan ile bir olup savaşçıları kendine katıyor. Tanrı derileri başka ilahların derileriyle yapılıyor ve özelliklerini kullanıyorlar. Graven okulundaki öğrenciler yontularak yıldız tohumlarını oluşturuyorlar. Cinnet Alevi bile her şeyi eritip tekrar birleştirmeyi hedefliyor. Radagon'un yarattığı kökten dincilik aslında tüm yaşamın işleyişini açıklıyor. Her şey birbirine bağlı ve tekrardan bir olmak istiyor. Marika ise bunun karşısında duruyor. Elden Ring'i ve tüm düzeni parçalaması da bunun en büyük kanıtı. Bu parçalanmanın ya da ayrılmanın gerçekleştiği tek bir yer var. Yani Marika'nın hayalinin gerçekleştiği, düzenin, tanrıların ve lordların olmadığı bir dünya. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith, and touch all become impossibilities. Which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal.